Herkese selamlar arkadaşlar yepyeni videoda her zaman olduğu gibi karşınızdayım biliyorum bugün videoyu geç attım çok beklediniz mi bilmiyorum ya da video atmadığım günler bakıyor musunuz bunun eksikliğini hissediyor musunuz eğer böyle kontrol ediyorum vesaire diyorsanız elimden geldiğince fix bir saate fixlemeye çalışacağım eğer böyle rahatsız hissediyorsanız kendinize şikayetçiyseniz bu aralar bir mülakat süreçlerinden geçiyorum yeni işlere başvuruyorum. Bu mülakatlar 3 gün 1 hafta falan sürüyor görev usulü. Çok zorlanıyorum. Çok yoğunum. Yüzümden belli oluyordur yorgunluğum. Dualarınızı desirgemeyin. Bir kere de bizim şansımız yaver gitsin. Kendi alanımda biliyorsunuz mimarım. Mimarım ben. Yani mimarlık alanında bir takım işler yapıyorum. Daha da iyi bir fırsat yakaladım. Bunları kovalıyorum. Çok mülakata giriyorum. Bugün girdim. Cumartesi gireceğim. O 3 gün sürecek vesaire. Dualarınızı esirgemeyelim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Eğer diyorsanız şunları hep belli Biz bir saatte at. Hep o saatte atmaya çalışacağım. En azından gece çekip o saatte yüklenmesini sağlayacağım. Bunu yazarsanız sevinirim. Beğeni ve yorumu da asla unutmayalım. Hepsini okuyorum çünkü. Evet şimdi konumuza gelelim arkadaşlar. Boyata. Ayrıyeten de arka plan hakkında arkadaşlar şunu söyleyeyim. Çok seyahat ediyorum. Öğrenciyim de. Da, yani daha o kadar para elimize geçmiyor. Ee, elimden gelen şu anlık bu kadar. Ama bunu da ilerleyen zamanlarda bir proje haline getireceğim. Düzelteceğim. Kusura bakmayın. Şu an Trabzon'dayım. İstanbul'da olacağım bilmem ne falan filan. Anlayış gösterelim. Evet gelelim boyata konusuna arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar özellikle menajerlik oyunları oynayanlar ve İngiltere Premier Ligi'ni yakından takip edenler tanıyorlardır. Ben oyuncuyu kısa olarak, kısa olarak tanıtacağım. Oyuncu arkadaşlar Manchester City altyapısından yetişme bir oyuncu. City'nin yani zamanında Vincent Kompany'nin yerine koymak istediği oyunculardan birisiydi. Fakat beklenen patlamayı bir türlü yapmadı. Öncesinde Baltan'a kiralandı. Oradan da Hollanda Ligi takımlarından Twente'ye kiralandı. E, istenilen performans bir türlü olmayınca arkadaşlar 2015 yılında Manchester City İskoçya'nın büyük takımı Celtic'e oyuncuyu sattı. Celtic de arkadaşlar iyi bir sezonda geçirdi aslında. İyi hatta 2-3 sezon geçirdi. E, Gladbach, şey her tabellerden transfer oldu. Şimdi Almanya Ligi'ni yakından takip edenler ve gurbetçi Almanya'da yaşayan kardeşlerimiz Gladbach'ın şu an içindeki bulunduğu durumu iyi bilirler. Gladbach yatırım almış bir takım. Bütçesi de geniş bir takım. Fakat bu bütçenin karşılığını veremeyen bir takım. Gladbach'ın as oyuncusu olduğunda şey işte Gladbach diyorum ya. Her taberlerinde ilk omur oyuncusu olduğunda söyleyelim. Fakat her taberlin şu sıralar hiç iyi günler geçirmiyor. Demin de bahsettiğim gibi ligde 21, şey, 21 puanla 13. sıradalar. Yani fiyat performans olarak da bunun karşılığını vermiş değil ki. Bence Hertha Berlin'in o kadar da kötü bir kadrosu olmadığında söyleyeyim arkadaşlar. Yani ama Boyata bu takımın ilk ilk 11 oyuncusu olduğunda tekrardan ekleyeyim. Şimdi arkadaşlar Boyata'nın her şeyi geçti şu an özelliklerini de anlatmadan çok sık sakatlanma özelliği olduğunda söyleyelim. Sadece Hertha Berlin kariyerinde arkadaşlar 20'yi geçen bir maç kaçırma durumu var. Yani ayrıyetten Celtic'de de arkadaşlar aynı durum. Hatta Celtic'de neredeyse yani baktığında 1.5 sene oynama maçlığı var. Toplamda baktığımda 11, 33, ee, 33, 47. Sadece Celtics kariyerindeyim şu an. 47, 54, 61, 62, 68, 69, 74, 74 maç kaçırmışlığı var arkadaşlar. Sadece Celtic kariyerinde oyuncunun sakatlık durumu olduğu belli. Ee, özelliklerine geldiğimizde arkadaşlar şunu söyleyeyim. Oyuncu sağlıklı kaldığında net şekilde verimli oluyor. Fakat sağlıklı kalamamak gibi bir durumu olduğu için e, bunların hepsi soru işareti. Evet bunun örnekleri var. Geçen sezon Abu Bakar oyuncunun iki dizide bitik dendi. Geldi Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Fakat Trabzonspor'un şu an böyle bir şansı yok ki oyuncu arkadaşlar en son sakatlığını 28 Eylül'de yaşadı. Pardon döndü sahalara. Orada bir maç kaçırdı. Şu anda Covid. Ben açıkçası bu topa hiç girmemesi gerek, gerektiği tarafındayım. Ayrıca bu transferinde yani bonservissiz bitme gibi bir durumu yok. Çünkü oyuncuyla Hertha Berlin 12 Ağustos 2021 tarihinde tekrardan bir sözleşme imzaladı. 2019'da almıştı Celtic'den. 2021'de sözleşme uzatıldı. Şu anki sözleşmesi arkadaşlar 2024 yılına kadar Belçika milli takımında 28 kere oynadı. Sağ stoper arkadaşlar 31 yaşında 1990 doğumlu 188. E, Hugo'ya göre şey Hugo'ya diyorum Edgar'a göre biraz daha savunma yönü ağır basan bir oyuncu. Biraz daha e, kule diyelim yani kule stoperlerden fiziği ön plana çıkan stoperlerden. E, fakat öyle Mesela Edgar gibi topla dripling özelliği ya da ki Edgar'ın da yani pas özelliği bence o kadar iyi değil. Fakat Edgar'dan da daha kötü olduğunu söyleyeyim. Pas özelliği biraz da ee, servet çetinimsi bir stoper. Öyle diyeyim yani. Beklenen ondan kampanya gibi bir şey olmasaydı. Kampanya gibi komple bir stoper olmasaydı. Fakat o atlamayı yapamadı. Yani Oyun kurucu stoper'den ziyade savunma yönü ağır basan. Hava toplarında etkili. Fizik yönü de ağır basan bir stoper. Yavaşta da değil. Daha çok Hugo'ya benziyor. Hugo-Edgar ikisi bir arada pardon Hugo ve Boyata ikisi bir arada sıkıntı olur. Topla çıkışlarda sıkıntı olur. Şu an savunmaya baktığımda da arkadaşlar yani hayal edelim. Sağda Perez. Orta ikili Boyata Hugo. Solda e, poğaç e, burada anca topu sağ taraftan şele çıkarabilirsin perezle perezle de, de baskı yediğinde ne olacak o zaman sıkıntı ki 6 numaranda da şu an sorun var beratın 6 numara özelliğini beğenmiyorsun e, beğenmiyorum ben e, bu durumda 6 numaraya hamsiyi çekmen gerekiyor hamsiyi 6'ya çektiğinde de e, yani hücumsal özelliklerinden çok faydalanamıyorsun öyle de bir durum var ben açıkçası bu transferin çok olacağını düşünmüyorum. Bu arada bu saydığım isimlerin hepsi savunma yönü. Mesela Boyata işte dün e, ondan önceki gün yaptığımız Ceska Moskova'nın stoperi. Yani bunların hepsi arka, yani bunlar şey Spartak Moskova'nın stoperi. Bunların hepsi savunma yönü Kanayhan'dan daha iyi ama tekrardan diyorum. Kanayhan bir Türküz olma özelliği iki. Sağ bek oynaması, stoper oynaması, altı numara oynaması, frikik katması, kafa vurması komple özelliklerinin fazla olmasından dolayı ön plana daha çıkıyor. Ben bu isimlerin tamamıyla e, Trabzonspor'un çok oyuncuyla görüştüğünün e, belirtisini verip e, yani tek size muhtaç değilizi yansıtmaya çalışıyor. E, son güne kadar da Kaan Ayhan'ın yani kovalanacağını düşünüyorum. Tekrardan diyorum Trabzonspor bu transferi bonservissiz bitiremez. E, kiralama yapsa bile bir pay vermesi gerekecektir. Şimdi Aral Şimşir için de 2 milyon euro civarı bir rakam olduğu söyleniyor. Bu da taksitli olacaktır. Trabzonspor Kaan Ayhan transferine göre bir takım işte hamleleri de yakında patlayacağını düşünüyorum. Yani limitlerde açıklanmıştı zaten dün. Ona göre de bir takviye yapılacaktır. Yani benim beklentim stoper konusunun son güne kadar kovalanması o iş son güne kadar. Yani biliyorsunuz Türkiye Ligi daha yani yeni açtı transfer penceresini. Bizim pencere kapandığında şey devam ettiğinde birçok ligin penceresi daha kapanmış olacak. Orada belki bir takım hamleler olabilir. O yüzden stoper konusunu son gününe kadar bekleyeceğiz. Birçok haber göreceğiz. ara Şimşir konusunda da arkadaşlar yani 2 milyon euroyu biraz çok buldunuz. Danimarka'dan oyuncu almak kolay değil. Onu da ekleyelim yani aldığın oyuncu 17 yaşında falan değil. Neredeyse yani 2 sene sonra patlama yapması beklenen bir oyuncu. Yani bu bir risk transferidir. Buna saygı gösteririm. Ee, alacağın oyuncu rezil de olur. Yani vezir de olur. Bunu kulübün oyuncu üzerinde nasıl bir projeye uygulayacağıyla ilgilidir. Yani sonuçta mesela Edgar'ı aldığında Edgar sana Yusuf'un yanında hediye verilmiş bir oyuncuydu. Beklediğin üzerinde bir performans aldın. Yusuf ilk zamanlar beklenen çıkış yapamadı. Sonrasında belli belli şeyler yaptı. Işıltılar yaptı. Aynı şekilde Aral Şimşir için bu yapılacaktır. Boya Atay'a geldiğimizde de videoyu bitirmek üzere şu an arkadaşlar. Trabzonspor'un Trabzonspor'un şu an zaten mevcut hali hazırda tecrübeli bir kadrosu varken yerli sorunu varken ve Edgar'ın da yani seneye döneceğini far saydığımızda böyle bir topa gireceğini hiç düşünmüyorum. Durum bu arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlarınızı benimle paylaşırsanız sevinirim. Sizleri seviyorum. İyi izlemeler, iyi dinlemeler. Görüşmek üzere.